Selam dostlar. Herkese iyi günler diliyorum. Şimdi 50 cc Cuba Cristal sizlere kısa bir tanıtım yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi egzoz karbon fiber, çok güzel bir egzoz yapmışlar. Amatörler gazlı amatör. Arka fren disk papatya disk. Ondan sonra yani siyaha boyamamışlar, güzel bir yani görüntü vermişler. Ayrıca büyük motorlar gibi pedler açılıp kapanıyor. Böyle. Karbon fiber desenleri bu yanlarda var, burada var. İşte şuraya büyükçe bir cep yapmışlar. Şurada USB girişi var. Ondan sonra acaba. Şimdi şöyle bir dış görüntüsünü göstereyim. Bu elcik korumalar, bu ön cam. Ben de tabi sticker'ı yapıştırdım bu arada. Böyle çok şık bir görünümü var. Öndeki papatya diske bakar mısınız? Çok güzel fren mesafesi. İşte 100 kilometredir falan kullanıyorum. Konforuyla falan harika yapmışlar. Bir de çalıştırayım size, şey göstergeyi göstereyim. Evet, şurada vites göstergesi var. Hatta ortam sıcaklığını gösteren 26 derece. İşte şurası benzin göstergesi. İşte ışıklar, şurası vites göstergesi. Bir çalıştırayım bakın. Dörtlüleri de bir yapayım. Önden görüntü böyle. Ondan sonra cuma. Şu arkada sisi var yapmışlar. Bakın burada da ışık yanıyor. Arka lambalar falan led. Egzozlar çalışması böyle. Ha, bir de özellik olarak skuterlar gibi arka freni buraya almışlar. Bazen daldırıp debriyaj niyetine sıktığım oluyor. Çünkü buradan şeyi iptal etmişler. Burada ayak freni basıyordu, yere doğru yakın oluyordu. Sonra oraya almışlar skuterlar gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Yukarıda da devir saati var bakın. Kapıları kapattım. Şu elçilerin yanına da lamba koymuşlar. Burada da yanıyor. Yani işte bugünkü fiyatıyla 58 bin lira. Şöyle şunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra kontağı şöyle bastığında bu arka açılıyor. Şurada işte bir küçük bir saklama alanı var. Deposu burada. Ondan sonra. Yalnız fabrika 135'lik kitiyle satılıyor. Şu dişliği değişmişlerdi. Bu 12'lik. 14'lük takmışlar. Arkada 42 idi. Biz bunu 34 yaptık. Yani ön 14, arka 34 oldu. Çok rahatladı. Yani motorun akışı falan çok güzel değişti. Şimdilik böyle biniyorum arkadaşlar. Kullandıkça da belki bilgiler paylaşabilirim. Ondan sonra rodajını tamamlayıp şu anda fazla sıkıştırmıyorum. Kiti ile birlikte 58 bin lira. Ama kiti taktırırsanız ona da ayrıca bir işçilik alıyorlar. Vallahi ben çok beğendim. Şu artçının şuradan öne gelmemesi için şey koymuşlar. Buralara böyle karbon şeyler koymuşlar. Valla görünüş olarak herkes beğeniyor. İşte zaten şurada bir
bildiğiniz gibi kap motorlarda şey var. Sonra başka ne var abi? Şurada tripler falan filan var şunlar. Onları ben fazla kurcalamıyorum. Gerek de yok işte. Yok. Sıfırlama, mıfırlama işte yok, mili alıyor falan filan. Motor böyle 2024 model. Frenlerine hasta oldum. Kaliperler neymiş? Disklerin büyüklüğüne bakar mısın? Motor burada. Şuraya herhalde şu oksijen sensörü herhalde. Gerçi bir eksiği şey. Enjeksiyonu değil. Hani millet Honda'ya hücum etti ya, 125'lik Honda'ya. Hiçbir özellik yok motorda. Ondan sonra Hindistan, Pakistan'a satılan, Afrika'ya satılan Honda'yı Türkiye'ye getirdiler. Herkes kapış kapış alıyor. Hiç demiyorlar ki bu motor bu paraya gider mi? 2024 yılında arkaya bile disk koymamış. Bakın bunda disk var abi. Papatya disk var. Görüyorsun. ABS yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra bir de şu anda 107 bin liraydı. Kara borsa 120'ye çıkmış. Yani Honda'nın sayfasında bir şey yazıp beni linç ettiler. Ben doğruları söylüyorum. O motor o parayı etmez. Avrupa'ya o 125'lik CB125F'i Avrupa'ya sokmazlar yani. Çünkü Avrupa standartlarında bir motor değil. İşte uzak doğu ülkelerinden bize kakalıyorlar. Herkes de hücum edince kalmıyor. Biz de ne yapalım, bunlarla idare edeceğiz artık. Sormak istedikleriniz olursa aşağıya yorumlara bırakırsınız. Bunun bir de şeyi zincir kapağı kapaklı yapmışlar. Yine vitesler 1, 2, 3, 4 aşağı diyor. Şuraya da ayrıca bir lastik koymuşlar. Ayağı açtığın zaman kaymasın diye herhalde. Diyeceğim bu arkadaşlar. Küba Kristal 50. 50 cc. Şurada jiklesi mevcut. Sabah çalıştırmalarda düğmeler aynı. Bir de farı devamlı yanıyor. Ondan sonra böyle sıfırladıktan sonra gazosu çalışıyor. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Hepinize bu günler diliyorum. Kazasız belasız inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.